Nasılsın Gül? Ev buldun mu Rıfkı? Bulamadım Gül. Hani bir haftaya kadar bulurum demiştin? Peki, diyelim ki evlendik. Nerede oturacağız? Sokakta mı, ormanda mı yoksa parkta mı? Sizde oturalım. Ne yani, iç güveysi mi olacaksın? Güvey olduktan sonra bunun içi de bir, dışı da bir. Bunu kafana sok. Annem seni iç güveysi almaz. Baban alır. Babam hiç almaz. Bak Rıfkı, ben kendi evim olsun istiyorum. Tek bir odaya bile razıyım. Sen razısın ama kiralar razı değil. Sana 10 gün müsaade Rıfkı. Ya ev bulursun ya da bu evlilik yatar. Ev bulmadan da beni arama. Hadi hoşça kal. Ev bulamazsak karı kaçacak. Aylık 100.000 lira. Bir senelik peşin alırım. 500.000'de depozit. Şu anda vereceğim para 1.700.000. Kardeşim sen yanlış anladın galiba. Ben ev satın almayacağım. Kiralık arıyorum. Biz ne yapıyoruz? Evi kiraya veriyoruz. Ver 1.700.000, eve gir. Hemen giremem. Sen evi boş tut. Ben 20 sene sonra gelir bu evi tutarım. Sen delisin galiba. O da yakın. Senin gibi bir iki ev sahibiyle daha konuşursam deli değil zır deli olurum. İşine gelirse kardeşim, benim evimin kirası 250.000 lira. İyi, kira makul. Yalnız ben evin bir yerini merak ettim, göremedim. Ahır mahır gibi bir yer yok mu? Yoksa bu güzelim evde hayvan beslemeyi mi düşünüyorsun? Yo, öyle bir şey düşünmüyorum. Merak ettiğim, bu evi bu fiyata tutan inek nerede yatacak? Allah Allah! Kirası ne kadar? 50.000. Ben garibanım, 30'a versen olmaz mı? Evleneceğim, yuva kuracağım be abla. Peki, seni sevdim. Temiz birine benziyorsun. 30'a verdim gitti. Yak dakika, 1 minut, Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah. Mesken kiralık, ben vermek günlüğüne 60.000. Bir aylık peşin, 1.800.000, buyurun. İsterseniz dolar. Ama acı fış fış, bu evin ağırı yok, sen nerede yatacaksın? Yok mahzun, ben her yerde yatar. Kusura bakma oğlum, ben hacıya verdim. Ama bana söz vermiştin. Para! Her sözü yer oğlum! Afiyet olsun! Lan hacı, memlekette kiralık ev bırakmadınız be! Ben de gidip Arabistan'da kiralık ev arayayım. Ben böyle kılıksız adama ev vermem. Hadi, bas bakalım! Ulan sen kendi kılığına bak be! Hayret! İlk defa böyle bir ev sahibi gördüm. Evini adama değil de elbiseye göre veriyor. Hey Allah'ım ya! Buyurun! Buyurun! Boş ev arıyorum. Tam yerine geldin. Kıyamet kadar boş ev var. Mesela deniz kıyısında 2. kat. Akşam mehtabı seyredersin, balkonunda rakı içersin. Kirası da her keseye uygun. Peşini yok, depoziti yok. Ama ne kadar güzel! Aylık 1.5 milyon liracık. O evin balkonunda içilmez, ancak içine edilir. Daha ucuzu yok mu? Var ama denizden çok uzak. Olsun. Aylık 300.000 lira. Yahu sen beni çıldırtacak mısın? Daha ucuzu yok mu? Ucuz arıyorum, ucuz. Var. Aylık 25.000 lira. Hah, çok güzel. Nerede bu? Siirt'te. Tuttum. Nerede demiştin? Siirt'te. Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne Siirt ulan? He? Burada evleri bırakıp Siirt'e mi gideceğiz? He? Öldüreyim ulan seni! Şşş! Rıfkı geliyor. Merhaba!
Rıfkı yine ev bulamadı galiba. Baksanıza, suratı on karış. Ulan şuna bir iyilik yapalım. Yoksa ev diye fıttıracak. Ev mi arayacağız? Rıfkı'nın aramaktan canı çıktı. Fiyat uygun, bir ev bulamadı. Başka bir şey yapalım. Yeter ki şu Rıfkı'yı delirmekten kurtaralım. O zaman ev alalım. Hangi parayla? O zaman ev yapalım. Kolay mı lan? Hadi yapalım dedik. Nerede? Arsa mı kaldı buralarda? Hadi arsayı bulduk. Para var mı bizde? Ormanda tek odalı bir kulübe yapalım. Malzemeyi nereden bulacağız? Yıkıcılardan. İşte bak bu oldu. Hemen işe başlayalım. Hadi. Gözlerinizi açın. İşte eviniz. Ev bu mu? Evet, evimiz. Ne güzel olmuş değil mi? Gel benimle. Gördün mü Gül? Ne kadar güzel olmuş değil mi? Yuttuk arkadaşlar. Demek sen buna ev diyorsun. Bak Rıfkı, hani? Yıkıldı gitti. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben gidiyorum. Eğer ev bulamazsan bana hiç gelme. Kim yaptı ulan bu evi? Evi mi? Evi bir... Vallahi ben yapmadım.